Allah Allah. Ne yapıyor bu yarım saattir içeride? Şener? Şener! Efendim ay, aşkılaştım. Tuvaletin içine düştüysen söyle de hemen belediyeye telefon edip haber vereyim. Zaten denizlerimiz kirli. Bir de senin gibi bir koli basili yüzünden iyice kirlenmesinler. O yaptığın iğrenç espriden sonra bu espriyi tuvalete attım. Üstüne de bir güzel sifonu çektim aşkım aşkım. Çok komik Şener. Ama aşkım aşkım sen beni böyle kötü espriler yapmaya zorladığın sürece... Ben daha başka ne yapabilirim ki? Ne? Yani diyorum ki şu banyoda 2 dakika kendimle baş başa kalmama bile izin vermiyorsun. Yani sana aşk olsun aşk olsun. Yani. Ben de her şeyi aşk olsun diye yapıyorum ama nerede? Sen hala git o tuvaletlerde kendinle baş başa kal. Bir gün annemin evine kaçacağım. Kaçacağım o zaman göreceksin nasıl oluyormuş baş başa kalmak. Allah bana o günleri göstersin. O günü milli bayram ilan edeceğim Allah'ıma bin şükür. Ne dedin sen? Ah ah dedim. Günler de ne çabuk geçiyor dedim. Bir bakıyorsun ki ayın 9'u oluvermiş. Sayılı günler işte. Çabucak geliyor, geçiyor aşkım aşkım. Tuvalette uzun uzun oturmaktan senin beynine kan gitmemiş. Yarın geceyi hemen de nasıl unuttun kocacığım? Leşme ne zaman çorapsız yattım ben? Yarın gece mi dedin? Tabii ya yarın geceyi. Yarın gece yine bizim gecemiz olacak. Bizim gecemiz mi olacak? Ama aşkım aşkım biliyorsun ki bugün ayın 30'u. Yani bugün ayın 30'u olduğuna göre yarın büyük bir olasılıkla ayın 31'i oluyor. Çünkü İsa doğduğundan beri biliyorsun her ayın 30'undan sonra ya bir sonraki ayın 1'i gelir ya da aynı ayın 31'i gelir Allah'ıma bin şükür. Yine Yani E'si yarın ayın 9'u olması ihtimali bir hamsinin balığa çıkıp da balıktan döndükten sonra bu sefer ağaca çıkıp türkü söylemesiyle aynı ihtimal Allah'ıma bin şükür. Sırmalaman bitti mi kocacığım? Bitti aşkım aşkım. Bugün hangi ayın 30'u kocacığım? Aralığın 30'u karıcığım. Peki yarın hangi ayın 31'i kocacığım? Yine aralığın 31'i karıcığım. Yani başka bir deyişle yarın 31 Aralık. Evet ama ne varmış bunda karıcığım? Tabii yarınbaşı. Aralık yılbaşı. Ben de ne saf adamım ya vallahi. Yani yani bizim ekstra gecemiz. Ay. Aşkım aşkım ben Noel babayım ya. Bütün insanlar sokaklarda havai fişek patlatıp dans edip coşarken neşe içinde. Bu bana yapılan reva mı ya? İnsan haklarına aykırı vallahi aykırı bilmem aykırı. Boşuna debelenme Şener. Hiç kurtuluşun yok. 20. evlilik yıl dönümümüzde bana söz vermeseydin. Her ayın 9'unda ve yılbaşı gecelerinde. Ha bir de doğum günlerimizde. Ne doğum günlerimizde mi? Evet doğum günlerimizde. Ya doğum günlerinden ne istiyorsun? Senin doğum gününü anladık. Hadi lanet gitsin. Ama benim doğum günümden ne istiyorsun ya? Doğum günleri insanların en mutlu olduğu günlerdir ya Allah'ım ya. Sen de 20. yıl dönümümüzde bana söz vermeseydin. Hatırlasana aşkım aşkım. Ben o gün kederden içkiyi hangi organımla içeceğimi şaşırıp alkolün esiri olmuştum. O yüzden belki karıştırmış olabilirim aşkım aşkım. Nasıl kederden yani? Şey biliyorsun insan aynı karınla 25 yıl evli olunca biraz kederlenebiliyor yani. Düşünsene hapishanede bile 20 yıl kalanlara acıyıp salıveriyorlar bazen. Şener. Efendim aşkım aşkım. Uykun geldi mi kocacığım? Yok aşkım pek gelmedi. Birazcık televizyon seyredersen belki gelir diyordum. Yok yok. Senin bayağı bir uykun gelmiş. Baksana gözlerinden belli. İyi uykular kocacığım.
Şener! Şener! Ne yapıyorsun sen yine içeride? Sen o elindeki meydan larosu böyle gelişine kafama vurduktan sonra kontrol ediyorum acaba benim yerinde mi, yerinde değil mi diye. Ay. Kafana bir buz torbası yarım saat mi sürüyor Şener? Aşkım aşkım, doğal olarak buz torbasını koymadan önce beynin kırılan parçalarını yerli yerine yerleştirmek hep bir zaman alıyor tabii ki. Of. Elleşme, elleşme. Yarın ilk işim gidip bir beyin tomografisi çektirmek olsun. Biliyorum, büyük bir olasılıkla doktor bana 3 ay sahalardan uzaksın diyecek. Ama ne yapacaksın? Beyin bu. Başka bir organa benzemiyor. Arpacık değil ki 2 günde iyileşsin. Hiç yemezler kocacığım. Ne? Bak bir şiş bile yok kafanda. Sen koskoca tıp bilimine karşı mı geliyorsun aşkım aşkım? Ay ben seni bilmez miyim? Sen yarın gider bir yerlerden sahte bir rapor alır, dikilirsin karşıma. Ha, bu hiç aklıma gelmemişti güzel. Tam teşekkürlü yani. Yapma şiş. Ne olursun yapma aşkım aşkım. Kafamın ergonomisi değiştirdi vura vura vallahi ya. Sen de benim sinir sistemimin ergonomisini değiştirdin biliyor musun? O ne öyle ergonomik destanı gibi? Çabuk söyle bana Şener. Ne yapıyordun sen yarım saattir içeride bakayım? Tuvalette mi? Tuvalet penceresinin ölçüsünü alıyordum. Ne? Tuvalet penceresinin ölçüsünü mü alıyordun? Tabii ya. Tuvalet penceresini acil çıkış kapısı olarak kullanacağım da... vücut ölçülerim acaba kaçmam için uygun mu değil mi diye onu böyle araştırıyordum. Göbeğimi eritirsem pencereye, tuvalet penceresine cuk oturuyorum biliyor musun aşkım aşkım? Nereden çıktı şimdi bu acil çıkış kapısı ihtiyacı? Aa öyle deme aşkım aşkım. Her ayın 9'unda benim bayağı ihtiyacım oluyor. Acil çıkış ve kaçış kapısına. Ay! Şaka yaptım aşkım aşkım. Şaka yaptım ya. Aa. Demek ki şaka yaptım. Şaka. Ben şakacıyım ya. Bilmez misin 25 yıllık kocanı? Bilmez miyim hiç? Peki senin diğer acil çıkış kapısından haberin var mı acaba? Diğer acil çıkış kapısı mı? Evet, diğer acil çıkış kapısı. Maşallah bizim evde Boeing 737 yaptın. Yani 6 tane çıkış kapısı mı olur? Ne? Yani efendim şimdi size evimizdeki çıkış kapılarını gösteriyorum. İkisi ön tarafta, ikisi yatak odasında, ikisi mutfakta. Bu güzel espriydi, bak bu güzel espriydi. Yok yok, ben ciddiyim kocacığım. Ciddi misin? Şimdi sana o bahsettiğim acil çıkış kapısını... görmek ister misin? Göreyim bakalım. Bakarsın günün birinde ihtiyacımız olan kafama vuruyor. Allah'ın sopası yok ki. Hiç hiç o acil çıkış kapısı lazım olmaz mı? Zamanı geldiğinde nasıl da ihtiyaç oluyor. Hadi gel, gel benimle. Gel bak. Vallahi yıllardır ben de bu evde yaşıyorum. Bu acil çıkış kapısından hiç haberim yok. Ay hiç haberin olmaz olur mu kocacığım? Sen ayda en az 3-4 kere acil çıkış yapıyorsun bu kapıdan. Ama sen acil çıkışla sortiyi karıştırmış olmuyorsun. Hayır hayır yok canım olur mu? Bak işte şöyle. Hadi bak. Demek her ayın 9'unda sen kaçış için bir kapı arıyorsun. Ha? Al bakalım sana